Topraklanan'ın kanalı Çiftçi TV'den hepinize merhaba. Sevgili seyirciler, bir programımıza daha hoş geldiniz. Çok güzel bir yerdeyiz. Çok büyük bir alandayız. Çok başarılı bir yerdeyiz. Onu hemen bir daha hatırlatayım size. Neredeyiz? Bursa Karacabey'deyiz. Figem Karacabey işletmesindeyiz. Biliyorsunuz daha önce de buradaydık. Programlarımız oldu. Zannediyorum ki öyle görünüyor ki yine burada programlarımız olmaya, program çekmeye devam edeceğiz. Çünkü ciddi anlamda başarılı, geniş, kapsamlı bir yerden bahsediyoruz. Ayrıca buradan aldığımız bilgiler çok dolu. Buradaki doneler çok güzel doneler. Yanımda yine daha önceden konuğum olan ziraat mühendisi Sayın Nuri Bayraktar var. Kendisi bize yine bu konuda yardımcı olacak. Küçükbaş hayvanlarla birlikteyiz. Arkamda da görüyorsunuz güzel bir görüntü var. Türk Tahir Ova. Bize ait olan bir üründen bahsedeceğiz. Bize ait olan bir ırktan bahsedeceğiz size. Bakalım Türk Tahir Ova'nın geçmişi nedir? Nasıl oluştu? Fiziksel özellikleri nelerdir? Ürün verimleri neler? Tabii burada çok zor olma ihtimali ama yine hastalıklardan bahsedeceğiz. Beslenmelerinden bahsedeceğiz biraz. Bakalım Nuri Bey bu konuda bize neler aktaracak. Nuri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim yine kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle ben de işletmemize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Güzel bir ortamdayız. Rahat bir ortamdayız. Beğendiğinize memnun olduk. Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Biz sizle programdan önce de konuşuyoruz. Hani ben burada olmayı isterim. Siz de diyorsunuz ki biz yıllardır buradayız yani. Ama hani ben bir Karadenizli olarak, siz geçmişten, tabandan gelen birisi olarak hepimiz yeşil ve doğa hayranıyız. Güzel bir program olacağını tahmin ediyorum. Şunu söyleyeceğim. Daha önceki programlarda izlememiş olanlar olabilir ya da unutmuş olanlar olabilir. Kendinizi bize tanıtır mısınız lütfen? Teşekkür ederim. İsmim Nuri Bayraktar. Ziraat mühendisiyim, zooteknisyim. Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde hayvancılık şefi olarak 4 yıldır görev yapmaktayım. Sizin de bahsettiğiniz gibi işletmemiz coğrafi konum ve iklim olarak gerçekten mükemmel bir bölge, mükemmel bir konuma sahip. Koyunculuk işletmemiz de yine işletmemizin en güzel bölgelerinden birisi. Doğayla baş başayız. Meramız sizlerin de gördüğü gibi son derece elverişli, koyun aynen yetiştirmeye öyle müsait. Bu şartlarda ben size Türk Tahir Ova koyunu hakkında Türk Tahir Ova nasıl oldu? Aktarmaya çalışayım. Türk Tahir Ova ırkının ana hattı kıvırcık ırkı. Bildiğiniz üzere kıvırcık ırkı Trakya, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batı kısmına yayılım göstermiş yerli koyun ırklarımızdan birisi. Kombine verimli ve bölge iklim adaptasyonu çok iyi olan, hastalıklara karşı direnci yüksek olan bir koyun ırkımız. Fakat takdir edersiniz ki bu önemli avantajlarının yanında bütün yerli ırklarımızın bir handikapı var. Verim düzeyi kültür ırklarıyla yarışamayacak ölçüde. Bu amaçla TİGEM işletmelerinden Tahirova ve Türk Geldi Tarım işletmelerinde bu yerli ırkımızın verim özelliklerini olumlu anlamda geliştirmek ve Türk çiftçisinin hizmetine sunmak için üniversitelerimizin değerli hocalarıyla birlikte yıllardır süren ortak projeler çerçevesinde kıvırcık ırkı koyunlara Doğu Friz ırkı koçlar verilerek Tahirova koyunu üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretimin gerçekleştirildiği işletme olan Balıkesir Gönen ilçesindeki Tahirova Tarım İşletmesi'nin adıyla tescil edilmiş bir ırktır. Yine TİGEM'in işletmelerinden birisi olan Türk Geldi'de ana hattı kıvırcık ve baba hattı Doğu Friz olan çiftleştirme sonucu Türk Geldi koyunu elde edilmiştir. Türk Geldi ve Tahirova ırkının kendi arasında çiftleştirilmesiyle Türk Tahirova koyunu üretilmiş ve tip bu şekilde sabitlenmiştir. Yani şunu söyleyeceğiz. Bir ırk yaptık. İki tane daha doğrusu ırk yaptık. Tekrar o ırkları birleştirdik. Yeni bir ırk daha oluşturmuş olduk. Bir ıslah çalışması yaptık. Şu anda işletmemizde mevcut olan yetiştiriciliğini yaptığımız ve damızlık olarak
yetiştiricilere satmış olduğumuz koyunumuz Türk Tahirova ırkıdır. Türk Tahirova ırkı %75 Doğu Fris, %25 kıvırcık kanı taşıyan yerli koyun tiplerimizden birisi. Anladım. Özellikle kıvırcık ırkının süt verimi yönünden geliştirilmesi amacıyla Doğu Fris ırkı tercih edilmiş, sütçü özelliğinden kaynaklı ve kıvırcığın süt verimi %100 oranında artırılarak Tahirova'da, Türk Tahirova'da kıvırcığa göre 2 katına kadar süt verimi çıkartılmış. Laktasyon süresi de 6 aya kadar uzatılmıştır. Özellikle sütçülük yapan koyun işletmeleri için aranan bir ırktır. Yüksek süt verimi, uzun laktasyon süresi, ayrıyeten hem mera yetiştiriciliğine hem entasif yetiştirmeye elverişli olması ve döl veriminin yüksek olmasıyla karakterize, özellikle orta ölçekli aile işletmelerinin hem süt hem et amaçlı yetiştiricilerin yetiştirmeye uygun çok elverişli bir ırkımızdır. Türk Tahirova ırkının fenotipik özelliklerini inceleyecek olursak, vücudun tamamı beyaz, koyunlar boynuzsuz, koçlarda %5-10 oranında boynuzluluk görülebilir. Görülebilir. Evet. Vücut tamamen beyazdır dedik. Özellikle yüz, daha doğrusu başın tamamı yapağsız. Boyun gerdana doğru yapağsız, bacaklar tamamen yapağsız, karın altı yapağsız olması ve en belirgin özelliği kuyruğun çıplak yapağsız olması. Özellikle kuyruğun çıplak yapağsız, bacaklar da ince uzun zaten. Evet, belli özellikle kuyruklardaki bu sıçan kuyruk dediğimiz görünüm ırkın çok karakteristik özelliğidir. Yapağsız ve ince uzun olmasıyla zaten seyircilerimiz de görüyor geçtikçe sürü buradan geçerken. Evet. Görüldüğü gibi ince, yapağsız bir şekilde. Yine bahsettiğimiz gibi gerdandan itibaren yüzün tamamı yapağsız bir şekilde. yüksek yapılı. Aynen. Kıvırcığa göre oldukça sağrı ve cidago yüksekliği olan uzun bacaklı ergin dişilerin canlı ağırlığı 50-60 kilogram arası, koçların ağırlığı 90-100 kilogram ağırlığı ulaşabilmektedirler. Yapağı verimi açısından baktığımız zaman hayvan başına yılda bir kırkım yapıyoruz ve ortalama 2,5-3 kilogram kirli yapağı. Dişiydi mi erkekten mi yoksa dişiler? Genel ortalama. Tamam. Dişiler 2-2,5 arası, erkekler 3,5-3,5 kilogram arası kirli yapağı verimine sahiptir. döl verimi açısından baktığımız zaman çok üst düzeyde bir koyun ırkımız. Laktasyon süresi nedir? Laktasyon süresi 7-8 ay olabiliyor. Biz işletmemizde yaklaşık 5 ay laktasyonda tutuyoruz. Hı hı. İlk 2 ayı kuzu emme, bundan sonraki dönem işte 3 ayda sağım periyodu uygulayarak yaklaşık 5 aylık bir laktasyon süresinden sonra koyunlarımızı kuruya ayırıyoruz. Fakat bu işletmelerin ihtiyacına göre ve besleme şekline göre sütçü işletmelerimiz bunun 6-7 aylık bir periyotta da sağım yapabilmektedir. Ve hayvan başı ortalama bir laktasyondaki süt verimi 100-150 kilogram arasında bir ortalamaya sahiptir. İyi bir ortalamadan bireysel olarak 200 kilonun üzerine çıkan hayvanlar mevcuttur. Bayağı iyi bir ortalamadan bahsediyoruz. Peki gebelik süreci bunlarda ne kadardır? Gebelik süresi 150 gün, 5 ay. Ortalama 150 günden bahsediyoruz. Evet, 145 ile 155 gün arası değişmekle birlikte ortalama 5 aydır. Bir batında yavru bir batında oranı... yavru oldukça yüksek verimlere sahip Türk Tahirova. Tek doğum oranı oldukça düşüktür.
İkizlik oranı %65-70. Bayağı yüksek. %5 oranında üçüzlük. Hatta 500-600 doğumlar yılda birkaç tane 500-600 doğumlara da rastlanmakta. Tarlada da görünebiliyor. Kesinlikle. Gayet iyi. Yılda iki kez zaten şey bulundu. İkisinde de ikiz olduğunda yılda dört tane kuzu demek. Bayağı evet. Başarılı. Evet. Buyurun, bir şey söyleyecektiniz zannediyorum. Evet. Yani genel ortalamaya baktığın zaman ikizlik %80 diyebiliriz. Genel peki cinsel olgunluğa aşağı yukarı Türk tabirinde bir farklılık var mı zamanda? Ne kadar sürede geçiyor? Şimdi genel olarak sütçü ve döl verimi yüksek hayvanların cinsel olgunluğa, puberteye gelme yaşı biraz daha erken oluyor. Türk Tahirova'da da 7-8 aylık dönemde tüm hayvanlarımız cinsel olgunluğa erişirler. Fakat damızlıkta kullanma yaşı olarak 12 ay alt sınır olmak üzere ideal olanı 14-16 aylık bir yaşa kadar çiftleştirmeyip gelişimlerinin tamamlamaları daha sonraki verimlerinde ve yaşama güçleri üzerinde olumlu etkileri gözlenmektedir. Bizim işletmemizde de yaklaşık 16 aylık dönemden sonra dişi toklularımızı koça vermekteyiz. Güzel bir yere geldik. Üremeden bahsediyoruz, çiftleşmeden bahsedeceğiz. Kuzulamadan bahsettik, koç vermeye geldik. O zaman koç katımından biraz bahsedelim. Evet. Bilmeyenler olabilir. Genelde yetiştirdiğimiz biliyor ama hani bu işe heves edenler var. Daha yeni yeni. Hepimiz biliyoruz artık hayvancılık ve tarımın mecburi ve zaruri olduğu günümüzde birçok farklı meslekten insanlar dahi evet. hayvancılığın içine girmeye çalışıyor, öğrenmeye çalışıyorlar, bilgiler evet. almaya çalışıyorlar. Koç katımı nedir? Nelere dikkat edilmelidir? Koç katımından evet. önce ve sonra nelere yapmak gerekir? Başarı oranını arttırmak için ve gruba yani koyun sürüsüne hani kaç adede kaç tane gibisinden yani bir koça kaç tane koyun verilir gibi. Çünkü hepimizin bildiği kadarıyla 3 farklı çeşitli koç katımı söz konusu. Biraz koç katımına değinelim. Şimdi koç katımı koyunculuğun en önemli dönemlerinden birisi. Hem yetiştiricilik anlamında hem de sosyal ve kültürel anlamında bizim toplumumuzda çok ayrı bir yeri var. Koç katımı bizim kültürümüzde törenlerle, davullu, zurnalı törenlerle yapılır. Misafirler eş dost davet edilir ve bolluk, bereket getirmesi amacıyla yemeklerle, dualarla ve törenle bir şölen halinde yapılır. Ya bir nevi evlilik gibi bir şey yapılıyor aslında. Ya hani bu, nişan, düğün, evet. kına, yani sünnet gibi. Çobanın, yetiştiricinin bir şöleni, bayramı, düğünü gibi görebiliriz. Bu ritüel bizim kültürümüzde yerleşmiş bir ritüeldir ve bölgelere göre değişmekle birlikte hemen hemen her bölgemizde koç katımı geleneksel olarak bu törenlerle yapılır. Bunun önemi o kadar önemlidir ki önümüzdeki bir yıl boyunca üreteceğiniz her ürünün ki bu kuzu, süt, et vesaire hepsinin tamamının temelini burada atıyoruz. Onun için belki törenlerle kutlanmasının böyle şölen haline getirilmesinin de bir sebebi bunun ne kadar önemli, ne kadar hassas ve bir... beklenen bir şey olduğunu. Evet, aynen ona vurgu amaçlı olabilir. Koç katımına gelmeden önce koç katımına hazırlık aşamasından başlayalım. Lütfen. Eğer koç katımından önce programlanmış olan koç katım tarihinden önce 1,5-2 aylık önemli asgari 1 ay kala eğer koyunlarımız sağıma devam ediliyorsa sağmalsa mutlaka sütten kesilmeli, hayvanlar kuruya ayrılmalıdır. Sonraki gebelik ve laktasyon için hazırlık amaçlı. Koyunlarımız sağımı yapılmıyorsa, kurudaysa normal şekilde koç katımından önce
Koçlarımız seçilmeli. Sürülere katacağımız koçlar belirlenmeli. Ayrı bir beslenme programı hazırlanmalı. Yine koyunlarımız da koç katımından 2 hafta ve önce ve 2 hafta sonra olmak üzere toplam 4 haftalık. Tabii bu mera ve işletme imkanlarına bağlı olarak 6 haftaya kadar uzatılabilir. Ama genel uygulama koç katımından 2 hafta önce ve 2 hafta sonrası olmak üzere 1 aylık bir dönemde flashing uygulaması yapılır. Flashing dediğimiz olay nedir? Koçlarımızı ve koyunlarımızı koç katımına hazırlamak. Mera'dan eksik kalan enerji ve protein açığını kesif yemden ve mümkünse kaba yemden, taze yemden kapatmak. Bu amaçla flashing'e başlarken eğer daha önce hayvan sadece meradan faydalanır, herhangi bir kesif yem verilmiyorsa asidoz riskini yaşamamak için alıştırarak belli miktarlarda günlük ortalama hayvan başı 500-600 gram kesif yem olacak şekilde bir takviye yemlemesi yapılır. Bu 2 haftalık bir süre içerisinde hayvanın vücuttaki besin elementlerinin açıklarının kapatılması ve ekstra enerji ve proteinle sonraki gebelik için hazırlanması amaçlanır. Flashing yapmanın en büyük amacı, yapmamızın en büyük amacı kızgınlıkların toplulaştırılması. Doğumların buna bağlı olarak aynı dönemde olması, üniform bir sürü, mütecanis bir sürü oluşturmak, ikizlik oranını artırmak. Siz flashing, iyi bir flashing uygularsanız ikizliğe teşvik etmiş oluyorsunuz. Buna bağlı olarak dişilerde ikizlik oranını arttırmış oluyoruz. Flashing'imizi yaptık. Sürümüzü seçtik. Damızlıklarımızı belirledik. Damızlık vasfını kaybedenleri sürüden uzaklaştırdık. Dişi sürümüzü oluşturduk. Aday koçlarımızı belirledik. Beslemelerini düzenledik. Koç katımında yaklaşık olarak ergin koçlarda 25 koyuna bir koç hesabıyla. Ortalama konuşuyoruz. Ortalama konuşuyoruz. İlk defa aşıma girecek olan toklu koçlarda 15 koyuna bir koç hesabıyla. Eğer katacağımız koçların bir kısmı toklulardan ve bir kısmı koçlardan oluşuyorsa, genel bir ortalama değer alacak olursak 20 koyuna bir koç hesabıyla düşecek şekilde koç katımını yapıyoruz. Koç katımının zamanı önemlidir. Özellikle günün, daha doğrusu mevsimin çok sıcak olduğu dönemlere denk gelmemesi, meranın mümkün olduğu kadar hayvanın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeterlilikte olması, 5 ay sonrası doğumun olduğu zaman kuzunun çok soğuğa ya da çok sıcağa kalmaması, yani erken ya da geç olmaması, doğumu müteakip bir ay sonra kuzunun da meraya çıktığı zaman meranın hazır olması gibi bölgesel iklimsel koşulları da dikkate alarak her bölgenin kendine göre yerleşmiş bir koç katım mevsimi vardır. Yani aslında dediğiniz doğru, tamamen yöreye, hayvana bağlı olarak değişebiliyor. Ama hani ideal olarak sizin de söylediği gibi hani bahar mevsimleri çok daha ideal gibi geliyor. Bizim işletmemizde uyguladığımız, daha çok bölgemizde de uygulanan koç katımının 1 Eylül ile 10 Eylül tarihleri arası yapılması ki bu dönem güz yağmurlarının başladığı, havaların artık serinlediği, güneş ışınlarının yataya döndüğü, gece gündüz arası ısı farklarının makul düzeylerde olduğu bir dönem. Bu dönemde koç kattığımız zaman ortalama 5 ay sonra bizim Şubat'ın ilk haftası doğumlarımız başlıyor. 1 ay sonrası Mart'ta da meramız artık hayvanların faydalanabileceği pozisyona geldiği için bizim işletmemizde koç katım zamanı 1 Eylül ile 10 Eylül arası yıllar itibariyle değişmektedir.
Tabii burada şunu da bahsetmekte fayda var. Koç katımını hazırlarken araya hani böyle koyunların tava gelmesi amacıyla, kızgınlığı iyice göstermesi amacıyla araya böyle koçlar salınır, tava gelinir. Bunları da hatırlatmakta fayda var. Evet. Bir de şeylerden bahsedelim, aşım sistemlerinden evet. bahsedelim. Şimdi aşım sistemi 3 şekilde aşım uygulanır. Bir, serbest aşım. Bahsettiğimiz 20-25 koyuna bir koç hesabıyla. İki, sınıf aşımı. Yine burada 30 koyuna bir koç hesabıyla genellikle uygulanır. Hangi koyuna hangi koçun verilecekliği belirlenir. O 30 koyun, 25-30 koyun her neyse bir grupta barındırılır ve bir koç oraya salınarak. Bir de üçüncü ve son yöntem ve daha çok araştırma ve eli sürü uygulamalarında kullanılan elde aşım yöntemidir. Bu yöntemde de kızgın hayvanlar sürü içerisinden aşım yapamayacak şekilde sargıya alınmış arama koçlarının sürüye bırakılması, onların tespit ettiği kızgın koyunların alınarak bizim esas çiftleşmesini istediğimiz koça verilmesi, elde aşım yaptırılması veya suni tohumlama yapılması olarak uygulayabiliriz. Koç katımından da bahsettik, artık üremeyi, kuzulamayı anlattık. Biraz da şeyden bahsedelim. Yine her zaman olduğu gibi önemli olan şeylerden bir tanesi besleme. Evet. Beslemeden bahsedelim. Besleme ve bakım aslında bir arada şey yapalım. Çünkü programın evet. başında hani aynen. o bakım şekli, bakım yöntemleri, bakım formlarına girmedik. Besleme bakım bir arada anlatalım evet. isterseniz. Şimdi koyun beslemesinin temelini mera oluşturur. Biz de işletmemizde meralarımızdan mümkün olduğu kadar faydalanmayı amaçlıyoruz. Bunun için birinci önceliğimiz merayı en etkin şekilde kullanmak, meradan besleme olarak yetersiz kaldığı noktalarda takviye yapmak olarak bir program izliyoruz. Genellikle bölgemiz meraları oldukça zengin. Yılın 11 ayı merayı kullanabiliyoruz. Fakat 2 ayı meradan kullandığımız halde hayvan istediği besini almakta zorlanıyor. Bu dönemde biz takviye yapıyoruz. Beslemeyi genel olarak verim düzeyine ve yaş grubuna göre sürü oluşturuyoruz ve buna göre rasyonlarını düzenliyoruz. Koç katımından önce ve 15 gün sonra dedik, bir aylık bir flashing beslememiz var. Flashing'den sonra gebe kalan koyunlarımız herhangi bir ekstra yemlemeye gerek kalmadan mera şartlarıyla yeterli bir beslenmeyi devam ettirebilmektedir. Bu nereye kadar devam ediyor? Gebeliğin 4. ayına kadar bu yeterli oluyor. Gebeliğin 4. ayından itibaren artık özellikle çoklu gebeliklerde yavrunun canlı ağırlık artışının, büyümesinin, gelişmesinin %50'sinin oluştuğu son ay, 5. ay ve koyunun doğumla birlikte süt üretebilmesi için biz koyun süt yemi vermeye başlıyoruz ve koyunlarımız doğurduğu zaman 500-600 gram süt yemini tüketebilecek şekilde doğuma hazırlanıyor. Doğumla birlikte özellikle gruplama yapıyoruz. Tek doğuran koyunlar, ikiz doğuran koyunlar. Bunların beslemesi yine farklı oluyor. İkiz doğuran koyunlarımıza ekstradan bir 200 gram daha fazladan kesif yem ilavesi yapıyoruz. Ama kaba yem olarak tükettikleri, günlük olarak verdiğimiz yarım ve 1 kilo civarındaki kuru ot standart tüketmeye devam ediyorlar. Size kızdı, böyle ayak bayak da yapıyor yani. Saldıracak evet. gibi boyuna evet. bakmadan. Sağım dönemi devam ettiği sürece mera
Eğer yeterli düzeye henüz ulaşmamışsa kesif yem takviyesine devam ediyoruz. Artık bizim şu andan itibaren meramız yeterli verimliliğe ulaştı ve artık kesif yem takviyesine gerek kalmadan hayvanlarımız rahatlıkla meradan doyabiliyorlar. Tekrar ikinci bir flashing dönemine kadar merayı kullanıyoruz. Sadece doğum döneminde, içeride kaldığı kış döneminde hayvan başına yarım kilogram kesif yem ve doğumdan sonra bir aylık dönemde 600-700 gram süt yemi olmak üzere 2,5-3 aylık bir takviye yemlememiz var. Bunun dışında kuzularımızı doğumundan itibaren ağız sütünün yeterli derecede alınmasını sağlıyoruz. Ağız sütünden sonra kuzu başlangıç yemiyle ve kaliteli kuru otla beslemeye başlıyoruz. 1,5-2 aylık dönemden sonra anneleriyle birlikte meraya çıkmaktalar ve meradan da faydalanmaya başlamaktalar. 3 aylık dönemde kuzularımızı sütten kesiyoruz. Kuzularımız 3 aylık olduğunda sütten kesilir. Sütten kesimi müteakip erkek ve dişi kuzular genel bir ayıklama ve seleksiyona tabi tutulur. Damızlık vasfını taşıyanlar damızlık olarak ayrılır. Damızlık vasfını taşımayanlar kasaplık olarak besiye alınır. Peki ideal bir ağıl koşulu, ağıl sistemi nasıl olmalıdır? Koyunculukta veya Tahirova'ya, Türk Tahirova'ya özel bir ekstra bir uygulama varsa neler olmalıdır? Evet, Tahirova için barınak önemli. Neden önemli? Tahirova üstün verimli bir ırk. Üstün verimli ırkların da takdir edersiniz ki bakım ve beslenmelerin, barınmalarının daha özenli olması istenir. Eğer barınak şartları ve beslenme şartları, bakım yetersizliği var ise ciddi verim kayıpları oluşabilir. Hastalıklara karşı mukavemeti düşer ve hayvanlarda ciddi sağlık problemleri yaşanabilir. Onun için özellikle Türk Tahirovalarda barınakların hayvanın ihtiyacına cevap verecek şekilde yeterli taban alan, hayvan başına 1-1,5 metre düşecek şekilde taban alan sağlamalı. Üstü mutlaka kapalı olmalı. Mümkünse üç tarafı kapalı, ön tarafı açık. Özellikle kuzey mutlaka kapalı olmalı. Rüzgar alıp akciğerle ilgili sıkıntılar yeterli yaşamadan derecede aydınlatma ve havalandırma imkanı sağlamalı. Özellikle doğumu müteakip hayvanların içeride kaldığı dönemlerde havalandırma yetersizliğine bağlı olarak ve gübre temizliğinde ve altlık kullanımında sıkıntılar yaşarsak ciddi bir amonyak üretimi gerçekleşmede. Bu da hem hayvanların hem de insanın ciddi şekilde olumsuz yönde etkilenmesine sebep olabiliyor. Peki Türk Tahirovalarda hani ne dedik? Simentallerde birbirlerini yalama dedik. Büyükbaş için konuşuyorum. İşte hoştanlarda ayak tırnak, işte birçok koyunda en çok görülebilen hastalıklar türü olabilir. Türk Tahirovalarda bu tür şeylerden muzdarip miyiz? Türk Tahirova'nın en hassas olduğu nokta kene. Eğer paraziter mücadele yapmıyorsanız ve meranızda kene varsa çok ciddi sıkıntı yaşıyorsunuz. Diğer ırklarla mukayese edildiği zaman aynı mera şartlarında, aynı ortamda keneye mukavemeti oldukça zayıf. O yüzden daha önce de söylemiştim. Bunlar daha narin hayvanlar. Daha üst düzey verimli hayvanlar olduğu için bunların daha hassas takip edilmesi, aşısının, ilacının, paraziter mücadelesinin, banyosunun zamanında ve düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor. Şimdi burada banyodan, ayak tırnak, işte aşılardan bahsettik. Ne zamanlar ne aşıları yapılır? İşte banyosunu ne kadar sürede yaptırmakta fayda var? Ortalama olarak konuşuyoruz yine. Şimdi bizim uyguladığımız bir yıllık aşı ilaç programı var.
Bu programda mümkün olduğu kadar doğum ve gebelik döneminin dışında bir takvime göre uygulamak istiyoruz. En uygun aşılama, ilaçlama dönemi ilkbahar ve güz dönemleri. Uyguladığımız aşılar şap aşısı, çiçek aşısı, koyun keçi vebası aşısı, antraks aşısı, çelerme ya da enterotoksemi dediğimiz aşı, yaptığımız leptospiroz aşısı. Bunlar belli başlı koruyucu aşılamalarımız. Kuzularımız doğar doğmaz ektima aşısı yaparız. Aynı zamanda E vitamini ve selenyum uygulamasıyla kuzularımızın hastalanmamasını amaçlarız. Koyunlarda yine aynı şekilde paraziter mücadele, meraya çıkmadan önce iç ve dış parazitlerle ilgili sistemik ilaçlar, enjeksiyon tarzında veya tablet tarzında uygulamaları yapılır. Bir de güzün Eylül-Ekim döneminde meradan ağıla girmeden önce o dönemde de yine bir iç ve dış paraziter mücadele uygulaması yapılır. Ayrıyeten Nisan ayıyla birlikte artık havaların ısındığı, banyonun hayvanı üşütmeyeceği, hastalandırmayacağı zaman geldiğinde ilaçlı banyo yaptırırız. Aynı zamanda bu kırkım öncesi ve kırkım sonrası olmak üzere iki defa tekrarlanır. Yaz dönemi içerisinde ayda bir duruma göre ya da iki ayda bir paraziter banyo hem parazitlere karşı mücadele hem de yazın araziden hayvanların vücuduna yapışan toz, toprak, kirin atılması, akıl, hayvanın mantıklısı, rahatlaması anlamında ayda bir banyo yapmak imkan varsa faydalıdır. Peki Nuri Bey, teşekkür ederim. Bugün de bize Türk Tahiri Ova'yı anlattınız. Türk Tahiri Ova ile ilgili bilgiler verdiniz. Benim sormayı unuttuğum şeyler olabilir. Sizin şu anda aklınıza gelmiş şeyler olabilir. Varsa bunları dinlemek keyif verir. Yoksa da şöyle bir soru sorabilirim. Şimdi aklıma geldi. Türk Tahiri Ova'da şu anda TİGEM'in ayrı bir uygulaması, Türk Tahiri Ova için konuşuyorum. Ayrı bir uygulaması ya da herhangi bir planlı çalışması şu aşamada var mıdır? Türk Tahiri Ova ile ilgili TİGEM'in şu anda şu anki projeleri ana kadro sayısının artırılması yönünde gayretlerimiz mevcuttur. Şu anda 750 baş ana, toplamda 1300 baş Tahiri Ova ırkı hayvanımız mevcuttur. Önümüzdeki dönemde bunun iki katına çıkarmak için çalışmalarımız vardır. Özellikle yetiştiricilerimizden gelen damızlık talepleri Tahiri Ova ırkında yoğunlaştığı için ana kadro artışında da zorlanmaktayız. Ama önümüzdeki yıllarda bunu iki katına çıkaracağız. Umuyoruz TİGEM'in ülke ekonomisine, ülke hayvancılığa kattıkları değerler artarak devam edecek Nuri Bey. Tekrar teşekkür ediyorum. Bize destek verdiniz, yardımcı oldunuz ve güzel bilgiler verdiniz. Bizi ziyaret ettiniz. Her zaman çok memnun oldum. Doğal doğa içerisinde kuzuların içerisinde sohbet oldu. Ayrıca onun için de biz size teşekkür ederiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, TİGEM Karacabey işletmelerindeydik. Yine her zamanki gibi Nuri Bey bizlere destek oldu, yardımcı oldu. Güzel bir ortamda kuzuların, koyunların melemesinde, etrafımda gezmelerinde, hatta detaylarda da görüyorsunuz, hatta program içerisinde de görüyorsunuz, gördünüz. Güzel görüntüler vardı. Türk Tahiri Ova'yı bugün konuştuk Nuri Bey ile. Türk Tahiri Ova'nın nasıl oluştuğunu öğrendik. Fiziksel ve verimsel özelliklerinden biraz bahsettik. Gönül isterdik hani ürünün özellikleri olarak işte sütü, eti ve az da olsa yapısı ile alakalı konuştuk. Gördüğünüz gibi çoğu
Kuzulu. Dolayısıyla biz programdan önce de konuşmuştuk şu andaki sahamla ilgili işlemleri neler diye, ama kuzu emzirme dönemi. Dolayısıyla çok fazla sahım yapılmıyor. Ve biz de şu anda sahım döneminde değiliz. Yani buradaki şu anki zamandan bahsediyorum. Biliyorsunuz sahım ya sabah erkenden ya akşam serin vakitlerde yapılır. Ayrıca dediğimiz gibi kuzulu oldukları için sahımdan ziyade kuzu beslemesine önem veriliyor. Dolayısıyla herhangi bir sahım, gönül isterdi ki elle sahım yapalım ama belki başka zamana diyelim. O tür görüntüler gösteremiyoruz size. Umarız yine faydalı bilgiler vermişizdir. Nuri Bey'in de söylediği gibi yerli ırkımız ve kombine bir ırkımız. Çok yüksek verimli kombine ırkımız. Çiftçilerimiz bu konuda rahat olabilirler. Ayrıca dediğimiz gibi TİGEM'in yaptıkları, yapacakları, besleme programları bunlar çok değerli. Sonuçta hepsi kontrol altında. Her şeyinin kaydı var, her şeyin kaydı var. İyi bir hayvancılık da böyle oluyor, böyle ortaya çıkıyor. Farklı bir programda görüşmek üzere, farklı bir yerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Çiftçi TV'de kalın.